Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut tavsiyesi, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Gündoğdu Borsa kanalı yeni izleyenler için söyleyeyim. Küçük sermayeli şirketleri alım yerinde paylaşan Türkiye'deki ender kanallardan bir tanesi. Yalnız şu aracımız biraz sıkkın. Niye? Çünkü sosyal medyada takip hesaplar çıkmış. Kendi özellikle Instagram'dan. Benim takipçilerime, benim Telegram grubumdaki kişilere falan yazmış. Gel WhatsApp grubunu alayım sizi. Şöyle işte şöyle böyle yapacağız falan filan diye kesinlikle itibar etmeyin. Kesinlikle ben değilim, hatta şikayet edin. Gündoğdu Borsa sadece burası. Takip hesap, tek hesabım burasıdır. Aynı şeyleri yazmış, bakın. Aynı şeyleri yazmış. Bizim zaten buradaki gönderilerimiz ve gönderi tarihi belli. Burada baktığınız zaman. Orijinal hesabım burasıdır. Telegram grubumuza da buradan tıklayıp katılabilirsiniz. Dediğim gibi farklı kişilerden takipçisi bu sayıda, takip edileni bu sayıda, 128 gönderisi olmayan Gündoğdu Borsa'yı kesinlikle kale almayın, hatta şikayet edin. Size sürekli yazılar gelebilir. Her kişi, her arkadaşım yazıyor. Her bizde yol yürüyenler yazıyor. Şimdi borsamızda dün hastaydım, video çekemedim. Çok ciddi başım ağrıyordu. Dün Alcatel aldık. Tavan yapmadı herhalde. O yüzden biraz sinir oldum. bazen tabii olmuyor, olmuyor. Bugün güzel gitti Alcatel. Sonuçta kârdayız. Kârda mıyız? Kârdayız. Bugün borsaya baktığımızda bakın 4 gündür iyi gittiği için buraya hemen şak diye şu düşen trendi. Düşen trendi tabii şak diye kırdırmıyorlar. Bugün biraz naz günüydü. Ben buranın kırılacağını ve yukarılara doğru 11-12 binlere doğru gideceğini düşünüyorum. İnşallah gider tabii. Bütün emeğimiz bunun etrafında dönüyor. Şimdi bugün tavan olanlar bizim uyan İSKS'ye, bunun adına zaten video çekmiştim. Silver'le ikisini söylemişim. Silver aşağı düştü. Bu İSKS'ye söylediğimden beri herhalde %40 falan yaptı. İhlas bugün de tavan. İhlas'a bir yerden girdik. %22,5 yerdeyiz. İhlas için ciddi eleştirildim. Kanalı izlemem, hemen kapatıyorum. İhlas anlatıyor bu kanalda diyor. Kapattıysan kendi kaybedersin. Son durumu. Şimdi neler gitmiş? Ahol yine bize uyan şirket. Horoz bize uyan şirket. Horoz müthiş bilanço açıkladı. O da bugün Banvit'le beraber yine önümüzdeki 3 ay gözüm üstünde olacağı şirketlerden. Özellikle Horoz'u 44.44'ten söylemiştim. Şimdi bir daha bakacağız. Şimdi düşenlere bakalım. Bakanlar böyle katıl eve girmiştik. Onu da anlatırız. Şimdi Kafein, Karsan, Arase. Şimdi şöyle bir durum var. Adel. Vakko, bakın taban olmuş. Niye? Ya bu şirketler Kafein bize uyuyor, Arase uyuyor, Adel uyuyor, Vakko uyuyor. Bir baktığın zaman sermaye düşük ama kar gelmediği zaman maalesef yapacağımız hiçbir şey yok. İlk gün birkaç gün düşebiliyor böyle. Biraz daha aşağı salabiliyor veya 3 ay boyunca uğraştırabiliyor. Bu 3 ay boyunca şirket güzel bir kapatmazsa ve değersiz sermaye falan artırımı yapmazsa veya ciddi bir iş almazsa aşağılar olabiliyor maalesef. Yani buna benim yapacağım bir şey yok. Maalesef Çin Beton'a da bakarız. Çin Beton da zayıf bilanço getirdi yine. 3 aydır, 3 dönemdir zayıf bilanço getiriyor. Yani diyoruz ki bu dönem getirmesi lazım, getirmedi yani. Tuhaf tuhaf işler oluyor. Hareket -6 yapmış ama hareket iyi bilanço getirmişti. Neyse, işte eldekilerimize bir bakalım. Silver demiştik. FDDD 0.6. Şuralarda girmeye çalışmış geldi. Biraz zarardayız. Bak kaç gündür gitmeye çalışıyor. Gap'i doldurmadığı için herhalde. Şu gap'i doldurup herhalde öyle yoluna çıkacak. Biraz bizi bekliyor. Biraz gıcık eden ise. Ama diğeri bakın İSKS'ye demiştik. Buna fırsat vermedi. Verse girecektik. Şuralardan girilir. Dedim ki şuradan düzeltme yapar aşağı. Buralardan gireyim diye düşündüm ama vermediği için, fırsat vermediği için elimde gitmedi. Şu an zaten şu an riskli gözüküyor ama şirket zaten şurada. Şu gün 23 liradan söylemiştim. Bu şirket ciddi gidebilir. Çok ucuz. Şu anki karına göre. Diye söylemiştim. İhlas. İhlas'ta da %22 kardayız. Az bir şey almıştık ama bilemiyorsun. Keşke bakın bilseydik tüm portföyü İhlas'a yatırsaydık şu an 3 günde 22,5 kazanmıştık ama bilemiyorsun. Bilsen zaten komple yatırırsın. Yatarsın aşağı. Hatta ekran akşama kadar ekran başında da burada mücadele etmem. Şimdi İhlas'ta burada devam gözüküyor ama yarın 1.69 TL'den satış yiyebilir. Yine oradan satış yiyip tavan da olabilir az bu süre. Yine bir tavan daha gidebilir.
Ama yarın tetikte olacağım. Özellikle Telegram grubundakiler, ben de işlem yapanlar yarın tetikte olacağız. Bakın nereden al, nereden sat. Hepsini Telegram grubunda söylüyorum. Şu an ücretsiz ama yakın zamanda da Telegram grubumuzda ücretli olacak. Bu gruba da girip bakmak isteyenler buradan bakın, ama taklit hesap değil. Kendi orijinal hesabımdan 228 gönderelim. Orijinal hesabından buradan tıklayıp Telegram'a bakabilir. Birkaç gün sonra da ücretliye geçeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, çok cüzi bir ücret düşünüyorum. Artık herkes katılsın. Korkuyu zayıf olan da katılsın. İyi olan da katılsın diye, orada kalabalık olalım diye. Eskiye göre çok çok cüzi bir miktar aylık ücretle devam edeceğiz. Onu da ben size baştan söyleyeyim. Şimdi İhlas öyleydi. Öbürü öyle. RG Yaş sitemizde de kardayız. Onda da devam ediyoruz. Son aldığımız hisseler. Niye? Bölgede aldık. Biraz bekletti. 105-106 lira aldık. Şu an 110 lira olmuş. Allah bereket versin. Buradan da şirket gitmesi lazım dedik zaten. Bugün de bayağı zorladı. 111 lirayı zorladı. Elimizde tutmaya devam ediyoruz. Şu bölgelerde ayrılabiliriz. Belki 114 ayrılabiliriz. Sonra tekrar düşünebiliriz. Şirketin orta vadeli hedefi bence 150 lira olmalı diye düşünüyorum. Çok çok bekletti. Bu şirketi söylediğimde çok bir şey eleştirdi ama onlar da yalandığını görüyoruz. Flap'tan bugün çıktık. Flap biz çıktıktan sonra ne olmuş? Bakın biz çıktıktan sonra düşmüş. Yani buralar taban gibi ama bilemiyorsun. Burayı bir denemiştik, şuradan tavan olur falan diye denedik ama olmadı. Sıkıntı yok. Şimdi ne yaptık? Sonra Alcatel. Alcatel'de de kardayız. Bir şirkette stop olalım. O da nazarlığımız olsun. Şimdi, Alcatel'de bugün çok güzel. Şuralardan nereden girdik ya? Şuradan bir yerden girdik. Şu gün girdik. 123 civarından girdik. Şu an 126. Demiştik şuraya gider. Şuradan 33 bölgesinden, 31-133 bölgesinden şirket satılabilir. Elimizde taşımaya devam ediyoruz. Onda da kardayız şükür. Şimdi sonra Agesa. Agesa'da da kâra geçtik. Birkaç gün bekletti ama Agesa şöyle baktığımızda bugün güzel bir gündü Agesa için. Şöyle bir bakalım. Şöyle baktığımızda tam değil ama ben biraz daha yakın. Evet, tabii. Ben yavaşlaştım. Yakın bir trend çektiğimde, yakın bir trend çektiğimde düşen burada, standartta değdiğimde düşen burada kırılmış oluyor. Ben de bu kırılımı bekliyordum zaten. Agesa'da da kardayız. Yön yukarı devam ediyor. Onda da Allah'a şükür kardayız. Ver ne dedik? İhlas dedik. Şimdi bugün Banvit'e girdik. Banvit benim zaten efsane hissem. Banvit'i 120 liralarda ortalama söylemiştim. 110 liralarda söylemiştim. Takipçilerim söylüyor. 110 liradan söyleyin hocam diyor. Banvit'e Banvit bugün ama %5 artı açtı. Gap'li açtı. Korktum girmeye. Ama dedim ki baktım şöyle gidiyor tavana doğru. Bakın şöyle yukarı çıkıyordu bugün. Sonra maalesef satış yedi ama 5 günlüğe gelmiş. 5 günlük ortalamadan tepki almış. Banvit ben bir arkadaşıma söylemiştim. Karlı'la böyle giderse 1000 liraya falan ne potansiyeli var. Bu şekilde götürebilirler tanesini 1000 lira. Şu an 300 lira. Karlılıkta öyle geliyor mu? Geliyor. Bugün ne yaptı? Yukarıdan açtılar, aşağı düşürdüler. Sonra biraz alım geldi. Bu bölgede duruyor. Sıkıntı değil. Az bir şey düşse bile Banvit tarihi zirvesini kesinlikle göreceğini düşünüyor. Tarihi zirvesine 400'larda herhalde. 440'ları görse biz bu civarlardan aldık. Yüzde ne yapar? %10 kafadan yar olması gerekiyor. Şimdi Banvit'ten sonra bugün bir diğer şirket katılır. Finansman. Finansman diye de geçiyor. Katılım evim. Şimdi şirket şuradan açtı. 59'dan açtı. Biz 60 bölgesinden şirkete girdik. 60-61'den girdik. Tavanı yakaladık. Şirket iki kere tavan oldu. Bakın. Saat diye baktığımızda hatta dedim ki tavandan satmayın. Yarına devam eder. Ama grubunda tavandan satanlar olmuş tabii ki. Şimdi buradan aldı. Buradan sattı. Sonra aşağıdan aldı. Bir daha sattı. %10 kazandı. Sonra buradaki bakın gap boşluğu. Bir şirket bir hisse iyi bir açıdan sonra yukarıdan açtığı zaman her zaman değil ama bazen buradaki boşluğu, gap boşluğunu dolduruyor. Sonra yukarı vuruyor. Şuralarda konuştum. %10 olan, iki kere %10 olan şirketi %1'e kadar düşürdüler. Dedim ki korkmaya gerek yok. Taşıyoruz. Bir gap boşluğunu dolduruyor muhtemelen diye söyledim. Sonra ne yaptı? Gap boşluğunu burada doldurdu. Yine attı. Sonra akşamüstü biraz satış gelmiş. Sıkıntı değil. Gap boşluğu doldurmuş. Orta vade bu şirkette çok büyük oranda çok yukarılara gidebilir. Yani orta vade çarpı 2 olma potansiyeli çok. Katıl ev. Bir
Banvit 2. Katıl eve bakalım. Katıl evin çok güzel, bakın %109,60 sadece öz kaynağı, bakın toplam varlığı 3 ayda, bakın 3 ayda şirket %160, yani %109,60, daha ne olabilir ki yani, çok çok güzel bilanço. Bakın esas faaliyet gelirlerine bakın, yani inanılmaz bir esas faaliyetinden geliri var şirketin. Çeyreklik net kârı da çok güzel şirkette. Burada da görmüş olduğumuz gibi şirket zaten ciddi yukarılardan aşağılara düştüğü için şirket, şöyle baktım herhalde %50'lerden 170'lerden bu buralara da geldi. O artık yükseliş trendine de girmiş. 90'lara çıkar mı bilmiyorum ama şirket yani 100 bölgesine gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani buralara en kötüsünden 78-100 bölgesine yani gitmesi lazım diye düşünüyorum. Sonra katıl ev güzel geldi. Horoz Lojistik, bu benim efsane hisselerimden. 44.44'ten Telegram grubunda söyledim. Zaten bilen biliyor. Videolarım bile var. Instagram'da Horoz TV bile oynattım. Banvit mi? Horoz mu diye. Tavuk horoz mu diye. Müthiş. Satışları müthiş. Tavuk müthiş ve net karına bakar mısınız? 20 öz kaynağını arttırıyor. Önceki dönem de çok ciddi arttı. Öz kaynağını %100 arttırmış herhalde. Şimdi net dönem karı yıllık bazda baktığı %498, yani %500 artıyor. Müthiş bir durum var. Horoz Lojistik ve bize uyan şirket. PDDD 1,8 ucuz. FK 6,8. Yani bu dönemde bence ucuz. 90 milyon sermaye bize uyuyor mu? Uyuyor. Bakın sermayesinin 6 katı, 6 kere 9, 7 katı, 7 kere 9, 68 kere 9, 72. 8, ortalama 8 katı karı var. 1. Öz kaynakları 2 milyar 800 milyon. 2. Halka açık oranı az, 24. Diyor. Yani Horoz Lojistik önümüzdeki 3 ay yine gözüm üzerinde olacağım şirketlerden bir tanesi. Şimdi Çimbeton'a bakalım. Beton benim çocuklarıma biriktirdiğim şirket ama son 3 bilançodur maalesef. Çocuklarımı da bizi de bekletiyor. Şuradan düşen trendi kıracak dedik. Ya şimdi borsa yukarı gittiği zaman aslında bu şirketler kar zarar demeden böyle baktığımızda düşen kırılmış. Böyle baktığımızda bakın. Böyle baktığımızda zorlanıyor. Dün kırıyordu. Kötü bilanço gelince aşağı biraz saldı. Bugün satarsın kötü diye. Yarın şak diye buralara da gidebilir. Ama yani iyi bilanço gelseydi adım gibi emindim. Şirket tavan 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 gidebilir. Ama kötü bilanço da maalesef baskılanıyor. Benim de ciddi şekilde hem çocuklarıma var hem de başka bir hesabımda ciddi beton var. Bekliyorum zararda. Orada da ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl hareket ederse biraz aşağı düşerse belki bir kısım satıp başka hisselere geçebilirim. Mesela horoz lojistik olabilir. En çok gözüme çarpıyor. Banvit gene orta vade olabilir. Gene güzel hisseler. Ya buralarda biz de maalesef çaresiz kalıyoruz. Yani şöyle düşünen olabilir. Ya hocam işte şu hisse atıyorum Çimbeton veya Arase. Aldım. İşte senden duydum aldım. Aldık bekliyoruz mesela. Şu an 30 yıldır 40 yıldır borsada olmayan şeyler oluyor. İnanılmaz şekilde hiç düşmeyecek şekilde borsa uzun süredir bakın 9 ay falan oldu. 9 ay falan oldu. Borsa daha yeni yeni toparlamaya başlıyor. Yeni yeni faiz indirilecek de bilmem ne olacak diye bir sürüngemede geçiyor. Böyle durumlardayken elinde de bir hisse varsa bekliyorsun. Şirket iyi bilanço getirmedikten sonra maalesef yine bekliyorsun. Şirket o zaman ucuzlamıyor ve çalışmıyormuş gibi bir potansiyel gözüküyor maalesef. Kar bu işin yakıtı. Yani kar olmadığı zaman maalesef söylesek de gitmiyor. Tabii niyetle söylemeye çalışıyoruz. Zarardaysak biz de zararda maalesef bekliyoruz ama şunu söyleyeyim, bir önceki döneme göre bu dönemin bilançoları daha güzel. Ben bu sabah ciddi erken kalktım ve çalışmalarımı yaptım, güzel şirketleri yine güzel yerlere ayarladım. Hatta çalıştığım şirketlerin birçoğu bugün tavan oldu, tavandan da döndü. Onu da zaten Telegram grubunda da yazıyorum. Umarız faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar. Tekrardan yarın görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videolara yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar.